BRCA1 ve BRCA2 taşıyıcıların jinekolojik izlemi son derece önemlidir. BRCA1 taşıyıcıları %45, BRCA2 taşıyıcıları %10 civarında yumurtalık kanseri olma riskini taşımaktadırlar. Bu nedenle hastalarla oturup konuşmak, aynı şekilde hastaların memesini izleyen cerrahla da bu konuyu tartışmak ve hastanın çok düzenli olarak 6 ayda bir hastayı mutlaka görmek gerekir. Eğer hasta doğurganlığını o sırada korumak istemiyorsa ve herhangi bir problemi yoksa, yani ailesini tamamladıysa, o zaman yumurtalıkları alınabilir. Böylece en azından yumurtalık kanseri riski minimalize edilir. Ancak unutulmaması gerekir ki bu hastalarda sadece yumurtalıktan değil, karın zarından da %3 civarında gene aynı yumurtalık kanseri benzeri tümör çıkabilir. BRCA1 ve BRCA2 taşıyıcıları şayet fertilitelerini korumak istiyorlarsa, yani doğurganlıklarını korumak istiyorlarsa, bu durumda hasta ile konuşulmalı. Eğer hasta o sırada evli değilse, doğurmak istemiyorsa, mutlaka doğum kontrol hapı hastaya verilmelidir. Doğum kontrol hapının meme kanserine neden olduğu savı veya bu hastalar zaten meme kanseri riski var, bu nedenle doğum kontrol hapı kullanmaları doğru mudur sorusu sıklıkla bize sorulmaktadır. Ancak bu argüman çok doğru değildir. Meme kanseri ve doğum kontrol hapı arasındaki ilişki çok şaibelidir. Oysa net olan bir ilişki vardır. Doğum kontrol hapını 5 yıl kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri riski 7 kat, rahim kanseri riski de 5 kat azalmaktadır. Dolayısıyla bu hastalar zaten yumurtalık kanseri riski taşıdıkları için doğum kontrol hapı kullanmalıdırlar. Ne zaman doğurganlıklarını ne zamana planladılarsa o zamana kadar kullanmalıdırlar. Burada şöyle bir problem vardır. 2009 yılından itibaren patologların yaptığı çalışmalar sonucunda yumurtalık kanserinin esasında tubadan kaynaklanarak yumurtalık kanseri yumurtalıkta geliştiği gösterilmiştir. Dolayısıyla 2012'den itibaren yapılan konsensuslar çerçevesinde BRCA1 ve BRCA2 taşıyıcıları mutlaka ve mutlaka 35 yaşına geldiler ve hala doğurmadılarsa tüplerini almak gerekmektedir. Bu hastanın riskini düşürmektedir. İkincisi, eğer 40 yaşına geldiyse ve hala doğurmadıysa o zaman yumurtalıklarını gene bu sefer artık hastayla konuşularak ve riskler anlatılarak mutlaka yumurtalıklarını da almak gerekir. Böylece olabilecek en uzun süre hem hastanın fertilitesi korunmakta, doğurganlığı korunmakta hem de riskler olabildiğince minimalize edilmektedir.